Sektörünün öncü şirketi Gübretaş, yıllardır sürdürdüğü bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırma misyonuyla her alanda üreticilerimize rehberlik ediyor. Bu amaçla bilinçli üretici kazanır sloganıyla gerçekleştirilen eğitim toplantıları ve arazide ücretsiz danışmanlık hizmetlerinin yanında etkili gübreleme programları mobil uygulaması, üretici danışma hattı ve bitki besleme filmleriyle Gübretaş bu topraklara değer katmayı sürdürüyor. Bilinçli tarım uygulamalarıyla bitkisel üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmak için uzman ziraat mühendislerinin hazırladığı bitki besleme programları, Türkiye'nin farklı noktalarında oluşturulan model tarla ve bahçelerde denenerek sonuçları üreticilerimizle paylaşılıyor. Bu deneme alanlarından biri de Eskişehir'deki bir arazi oldu. Odunpazarı ilçesindeki 20 dönümlük alanda etkili bitki besleme programları uygulanarak bol verimli ve üstün kaliteli mısır yetiştiriciliği için örnek bir tarla denemesi gerçekleştirildi. Gübretaş farkıyla ortaya çıkan sonuçlar çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Tarımsal üretimde amaç bol verimli ve üstün kaliteli ürünler yetiştirmektir. Bu beklentiyi gerçekleştirmede dengeli gübrelemenin etkisi oldukça fazladır. Dengeli gübreleme ise ancak toprak analiziyle mümkündür. Toprak analiziyle toprakta bitkilerin büyümelerini ve gelişmelerini sağlayan besin maddelerinin varlıklarının yanı sıra toprak pH'ı, organik madde düzeyi gibi beslenmeye doğrudan etki eden faktörler belirlenir. Bitki analizleri de bitkiler ve yetiştirilme ortamları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Toprakta yeterli miktarda bitki besin maddesinin bulunmasından çok, o besin maddesinden bitkinin ne oranda yararlandığı önemlidir. Bu da yaprak ve toprak analizlerinin birlikte yapılmasıyla anlaşılmaktadır. Toprak analizi sonucuna göre yapılmayan gübreleme, gereğinden fazla veya az gübre kullanılarak üreticinin ekonomik kayıplar yaşamasına, ürünün verim ve kalitesinin düşmesine, bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncinin azalmasına ve tüm canlıları olumsuz etkileyen çevre kirliliğinin artmasına neden olur. Toprakların verimliliğini yükselten en önemli faktör organik madde düzeyidir. Organik maddece zengin topraklarda bitkiler daha etkili beslenirler. Topraktaki organik madde düzeyi en az %3 olmalıdır. Deneme yapılan arazide %1,42 olan bu değer yeterli değildi. Bitki beslemeden beklediğimiz etkiyi alabilmek için %15 humik fulvik asit içeren sıvı toprak düzenleyici uygulaması yapıldı. Toprak düzenleyici ürün ekim öncesi yüzeye püskürtüldü, ardından toprağa karıştırıldı. Türkiye topraklarının büyük çoğunluğunda çinko noksanlığı görülmektedir. Deneme yapılan arazide analiz sonucu çinko miktarı 0,65 ppm ölçüldü ve yetersiz bulundu. Yetersizliğin giderilmesi için çinko uygulamasına karar verildi. Çinko içeren ürün ekim öncesi yüzeye püskürtüldü, ardından toprağa karıştırıldı. Ekimle birlikte mısır bitkisinin ihtiyacı olan azot, fosfor, potasyum, kükürt, demir ve çinko gibi bitki besin maddelerini içeren taban gübresi uygulandı. Mısır bitkisinin ilk gelişim döneminde toprak üstü organlar oldukça hızlı gelişir. Bitkinin bu dönemde azot tüketimi fazladır. Bitkinin azot ihtiyacını karşılayabilmek için ara çapada azotlu gübre uygulaması yapıldı. Gübre seçiminde azot kayıplarını en aza indiren ve yavaş salınan ürün tercih edildi. Hızlı gelişim döneminde bitkiyi fizyolojik olarak desteklemek ve verim kapasitesini artırmak için bitki boyu 25 ila 30 santimken yapraktan özel besin karışımları uygulandı. Amino asit, bor, bakır, demir, mangan, molibden ve çinko ağırlıklı gübrelerin yanı sıra sulama suyunun pH'ını dengeleyen ve yayıcı yapıştırıcı özellikteki ürünler bitki koruma ürünleriyle birlikte karıştırılıp yapraklara püskürtüldü. Bu dönemde yeşil aksam hızla gelişmeye devam eder. Bitkinin azot tüketimi fazladır. İlk sulamada azot, fosfor, potasyum ve magnezyumca zengin besin maddeleri karışımı damlama sulama sisteminden bitki kök bölgesine verildi.
Uygulama, bitkide yeşil rengin korunarak fotosentez etkinliğinin artması, köklerin ve toprak üstü organların sağlıklı gelişmesine yönelikti. Bitkinin ihtiyacı olan azotun ikinci bölümü damlama sulama sisteminden uygulandı. Bu uygulamada tepe püskülü çıkarma öncesi tozlaşmanın etkinliğini ve döl tutumunu artırmak için bitkiye fosfor takviyesi de yapıldı. Bitkinin azot ve fosfor alımını artırmak, bitkiyi sıcak stresten korumak, ayrıca kuru madde miktarını yükseltmek için üçüncü sulamayla birlikte magnezyum uygulandı. Bitkinin sudan maksimum faydalanması, mısır tanelerinin kalitesi ve ağırlığının artması için süt olum dönemiyle sarı olum dönemleri arasında potasyum ve kükürt içeriği zengin bitki besin maddeleri karışımı damlama sulamadan uygulandı. Nihayet 6 aylık emeğin karşılığının alınacağı hasat zamanı geldi. Hava şartlarının müsait olduğu bir günde hasada başlandı. Sonuç gayet memnun ediciydi. Denemenin yapıldığı bölgede dekar başına verim 1200 kilogram civarında. Önder üretici olan arazi sahibi ise dekardan ortalama 1500 kilogram ürün kaldırmaktadır. Toprağın hazırlanmasından hasada kadar yapılan bilinçli besleme uygulamalarıyla aynı araziden 1800 kilogram mısır hasat edildi.